İçinde ezgiler olan, türküler olan efendim üç değerli sanatçımızın aynı sahneyi paylaştığı ve değerli saz üstadlarımızın onlara eşlik ettiği çok özel bir dinletiye kulak vereceksiniz. Abdülbaki Kömür bizlerle birlikte olacak. O buğulu sesiyle, o özel yorumuyla değerli ağabeyimiz efendim, hani derviş meşrep derler ya, derviş meşrep bir büyüğümüz bizlerle birlikte olacak. Ona Ömer Çelik ve Taner Yüncüoğlu eşlik edecek. Gündüz vakti anons ederken Ömer dedim, gerisi neydi? Abi dedim sonra. Çünkü biz hep Ömer abi dediğimiz için soy ismi hatırıma gelmedi. Nikah merasimindeyiz. Dini nikahım kıyılacak. Benim, başkasından bahsetmiyorum. Kendi yaşadığım hadise. Dini nikahım kıyılacak. Tabii hoca efendi hitapta bulunurken falanca oğlu filanca diyecek ya. Sordu Nurhak'tan kardeşim, babanın adı neydi dedi. Kaldım. Evren, babanın adı neydi? Hocam ben hep baba diyorum ona dedim. İnsan heyecanlanınca tabii o an nasıl bir hitapta bulunuyorsa o şekilde çıkıyor. Vallahi biz baba diyoruz dedim yani. Sonra hatırımıza geldi gerçi. Babamın ismi Recai, dedim Recai. Hah tamam, şimdi oldu. Recaioğlu Nurhak'tan diye hitap etti. İşte biz de hep Ömer abi deyince Çelik'i gelmedi hatırıma. Ömer Çelik ve Taner Yüncüoğlu bizlerle birlikte olacak. Buradaki birçok dinleyicimiz belki aşina değildir, bilemem. Ama kendi adıma konuşayım. Onların eserleriyle büyüdük. Abdülbaki Kömür'ün, Taner Yüncüoğlu'nun, Ömer Çelik'in, Ömer Karaoğlu'nun, Eşref Ziya Terzi'nin, hatta biraz daha genç nesil Mustafa Cihat'ın, Umut Mürare'nin eserleriyle büyüdü. Bu eserler işte sırça köşklerde, böyle rahat koltuklarda, ya şöyle afili birkaç cümle kurayım da vay be ne güzel laf söyledi, ne güzel şiir yazmış desinler diye kaleme alınmış eserler değil. Her biri hikayesiyle beraber dinlediğimiz vakit çok daha farklı manalar, anlamlar ihtiva eden eserler. Ki alanımızdaki birçok konuğumuz bu eserlere aşina. Bilhassa bu konser için bu akşam buradayım diyenler şöyle bir alkışlayabilir mi efendim? Onların da alkışlarını duymuş olalım. Eyvallah. Aydoğdular da gelmişler. Ekip tamamlanmış. O halde ben değerli sanatçılarımızdan önce saz üstadlarımızı sahnemize davet ediyorum. Hüseyin Yazan ve değerli arkadaşları sahnemizde yerlerini alıyorlar. Buyursunlar efendim. Ötekiler bizim ismimizi niye söylemedin? Hayırdır dediler. Valla Hüseyin arkadaşımızı eski tanırız. Bugün sahneye çıkacak sanatçılarımızdan Abdülbaki Kömür, benim 2008 yılında efendim Moral Prodüksiyon etiketiyle çıkardığım albümün ilk eserini armağan eden, hem bestesiyle hem güftesiyle armağan eden kıymetli bir ağabeyim. Dolayısıyla bugün böylesi değerli bir büyüğümü sizin tarafınızdan dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Ama öncesinde Leccibaşı var mı? Şöyle bir verelim mi onu? Efendim, 1 Haziran, doğru mu? Tarihi doğru hatırlıyorum değil mi? 1 Haziran, böyle ekranlardan ilanını görüyorsunuz. 1 Haziran'da çok özel bir ezgi gecesi gerçekleşecek. Orada yine Abdülbaki Kömür bizimle, yine Taner Yüncüoğlu'nu misafir edeceğiz. Çünkü müzikal anlamda birçok eser onların bestesi, güftesi. Beraberinde Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya Terzi, Hasan Sağındık, etti kaç? Toplam 5 etti, 2 eksik var. Yardım edin, hatırıma düşmedi. Göremiyorum ledleri. Kim var başka? Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu söyledim. Taner abi de söyledim, Taner Yüncüoğlu. Hasan Sandığı da söyledim. Hepsini söylemiş oldum. Aa, Aykut Kuşkaya. Bak ağzım bal yesin. Abi takip etmemiş beni ama sen güzel, evet takip et. Ama abimize de teşekkür ediyorum. Gayret ettin hiç olmazsa. Eyvallah. Kıymetli İstanbullular, kuvvetli alkışlarınızı peşin olarak alalım. Üç değerli ismi.
Abdülbaki Kömür, Ömer Çelik ve Taner Yüceoğlu'nu sizlerle buluşturuyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz efendim. Ben geldim. Hayırlı akşamlar. Ben de hayırlı akşamlar diyeyim. Sırada hayırlı akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar dediğimiz zaman bu kadar alkış alıyorsak, eserleri okuduğumuz zaman demek ki daha fazla alkış alacağız. Doğru mu? Teşekkür ederim. Malumunuz Ramazan, gerçeği son dönemlerini yaşıyoruz artık. Bizim oralarda, camilerde Ramazan geldiği vakit teravih namazlarında merhaba, merhaba, Şehri Ramazan merhaba diye bir kısım sözleri olan bir kaside okunur. İlk 15 günü merhaba diye okunur. Son 15 günü ise elveda, elveda diye terennüm edilir. İşte o elveda bölümündeyiz. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse bayramla şeref olacağız. Cenab-ı Hak daha nice Ramazanlara, nice bayramlara sevdiklerimizle hep beraber kavuşmayı nasip eder. Sağlık, sıhhat, esenlik içerisinde. Bu temennilerle başlayalım. İlk eseri sanıyorum Taner Bey icra edecek. Hangi eseri okuyacağız Taner Bey? Evet, bizimki aşıklar atışması gibi oldu. Böyle bir ben okuyacağım, bir o. Bir o derken o, bu, şu. Yani çok zamir mi? Zamir mi oluyordu bu? Evet. Şimdi biraz ötme yapıyor ama bakalım ötecek gibi bir korkuttu beni. Onu biraz belki benim monitörümü kısmamız lazım tahmin ediyorum biraz. Evet. Şimdi Ne Zaman diye bir eserimiz vardı. Söyle ey elleri bağrında yiğit, bu hayat ne zaman bize yar olur? Ne zaman dinecek gözlerin yaşı, bu millet ne zaman bahtiyar olur? Şimdi bulamıyorsun onları, öyle mi? Evet. O zaman bağır anneni bir. Anneciğim ben sahnedeyim, beni buradan alabilirsiniz de. Anne, ben sahnedeyim, beni alır mısın? Duydunuz mu? Kimse duymamış Meryem. Birazcık böyle bağırarak söyle. Anne, ben... Bağır, sesin çık. Anne, ben kaybolum, beni alır mısın? Alkışlayalım mı Meryem bir? Peki Meryem, şurada bekle. Anneni gördüğün zaman yanına gidersin, tamam? Taner hocam çok özür dilerim. Buyurun. Rica ederim. Kaybolanları bulmak için. Çello biraz açabilir miyiz? Çello açabilir miyiz? Thank you.
bahar olur. Söyle yılları özleyen gölgen, ne zaman yemyeşil bir bahar olur. Ne zaman yabanın kısılır sesi, ne zaman hayatı tarumar olur. Ne zaman yabanın kısılır sesi, ne zaman hayatı tarumar olur. Görmeyen adam, ne zaman karanlık sana ağır olur. Ne zaman dinecek gözlerin yaşı, bu millet ne zaman bahtiyar olur. Ne zaman dinecek gözlerin yaşı, bu millet ne zaman bahtiyar olur. Teşekkür ederiz. Efendim, Taner Bey ne zaman deyince zamanın geçip gittiğini hepimiz fark ediyoruz. Ne zaman başladı Ramazan? 24. günü mü bugün? 23. günü mü? Çabucak gelip geçiyor. Ve insan yaşlanıyor. Çevresindeki insanlar değişiyor. Bazen hayıflanıyoruz. Keşke gitmese. Sevdiklerimiz hep yanımızda kalsa. Yıllarımız hiç eskimese diye düşünüyorum. İşte şimdi Ömer Çelik "Gitmeyin Yıllarım" adlı bir eseri seslendirecek. Ama tabii onu seslendirirken de o eserin söz sahibini ve bestekarını da söylemek lazım. Abdullah Kömür bestesi bizim Hüzün Türküleri albümünde okuduğumuz bir eserdi. "Gitmeyin Yıllar" diyoruz.
Evet. Gönül hep onu istiyor. Yıllarımız gitmesin. Dostlarımız yanımızdan gitmesin. Ama hayatın gerçeği böyle. Her gün çevremizden, özellikle belli bir yaşa gelmişsiniz, dostların birer birer ayrıldığına şahit oluyoruz. Bu arada Ramazan dedik ya, Ramazan aynı zamanda bir paylaşma ayı. İmkanları paylaşma, aşımızı paylaşma, gelebilirsiniz.